Ama İslam'a göre hüküm Allah subhanahu ve teala'ya ait diyor Kur'an. Ve Allah subhanahu ve teala kitabında diyor ki kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Bir Müslüman isek biz nasıl mesela bugünkü laik demokrat partilerle yöneteceğini ya da küfür rejimiyle, küfür sistemiyle yöneteceğini söyleyen insanlara nasıl oy vereceğiz? Kim küfür ediyor abi? Bugünkü sistem ise kendi hükmünü koyuyor ve Allah'ın hükmünü bir kenarda bırakıyor. Allah diyor ki hükmünde hiçbir ortak kabul etmez. Bunlar kendilerini Allah subhanahu ve teala'nın hükmünün yanına hüküm koyucu koyuyor. Allah diyor ki Rab benim, Rab kanun koyucu demektir. Bunlar diyor ki demeseler dahi biz de kanun koyarız diyerek zaten Rab'liği kendi üzerlerine almış oluyorlar. Böyle bir durumda da insanlar resmen Rab seçmiş oluyor oy kullanarak. Bugün bir Müslüman nasıl bu partilere gidip de oy verebilir diyoruz. İslami sandık koymuyorlar. Diyorlar ki tek tip sistem var, laik ve demokrat sistem ve birisi seçmiş bu anayasayı. Bu anayasanın içerisinde seçin seçebildiğiniz kadar diyorlar. Bu demokrasi mi ya da bu bize seçme hürriyeti mi? Yani mesela bugün Hristiyanlıkla bugünkü memleket yönetilse, Hristiyanla yöneteceğini söyleyen insanlara oy verir misiniz? Verir miyim ona ya? Niye demokrasi laiklikle yöneteceğini söyleyen insanlara veriyorsunuz? Ben de soruyorum, diyorum ki bu hükmedici neyle hükmedecek? Kur'an'la mı hükmedecek? Evet Kur'an'la hükmedecek. Derlerse tamam sıkıntı yok, oy at. Ama Kur'an'la hükmetmeyecek. İsviçre'den, İtalya'dan, Almanya'dan getirdikleri anayasayla Adana'da Türkiye Cumhuriyeti anayasası koydu. Buna göre yönetecek dediği zaman orada dur derim. Ben bir muvahhidim, Allah'a birlerim, Allah'a şirk koşmam diyemem lazım. Diyemiyor işte. İcabet edilmeyen bir dükkan kapatılır mı bir zaman sonra? İlla. Mesela müşterisi olmayan bir dükkan. Kapatılır. Bugünkü toplum olarak da bunu yapmamız gerekli değil mi? Yani öbür gün diyecekler ki ulan bizim sistemimizi tanımıyor ki bu topluluk diyor. Bu topluluk kendine Müslümanım diyorsa o zaman bu topluma göre yaşayalım diyecek. Ama bu toplum bu sistemi icap ettiği sürece bu sistem iyice kendisine özgüveni oluyor, iyice güveni oluyor. E çıkıyorlar demokrasi, laiklik, Atatürkçülük, Kemalizm konuşuyorlar. Ama kendinizden bahsediyorum. Ben bugün toplumdan bahsetmiyorum. Siz bundan sonra oy kullanırken bir daha düşünecek miyiz yani? İlla ki düşünüyorum. Yani kullanır mıyız AK Parti? Kullanırım. Desem ki sen bir kumarbazsın, sen bir içkicisin, sen bir sarhoşsun, sen bir affedersin kadın satansın desem bu hakaret olur mu? Olur tabii canım. Demek ki bugün sistem sizin verdiğiniz oy ile bunları icra ediyorlar. Toplumda ahlaki bir sorun var mı sizce? Ahlaki sorun var. Ne mesela? Açık saça çuval. Onu demek istiyorsan. Yani. Bu ahlaksızlığın müsebbibi sebebi acaba sistem olabilir mi? Sistem sebebi değil de. Mesela öne söylüyorum. Kumarhaneler varsa bir kumarbaz vardır. Mesela içki bayileri varsa bir içki içen vardır. Genel evleri var ise bir zina eden vardır. Bunun bahsettiğim kurumları da sistem oluşturuyor. Bu ahlaksızlığın bir müsebbibi değil midir? O... Devir değişmiyor, insanların kendi değişiyor, kendi kabiliyetinden değişiyor, kabiliyetine bağlı bir şey o. Ya öyle söylüyorum, bir yer düşünün, herhangi bir şekilde bu bahsettiğim şeyler olmasa, hiç hayatımızda bir kumarbaz yahut herhangi bir... Evet. Peki mesela oy kullandığınız zaman hani hangi partiye oy kullanacaksınız? Ya da AK Parti'ye kullandım abi. Niye mesela AK Parti? AK Parti'nin yaptığı işler gözümüzün önünde, inkar etsek şimdi gözümüze durur. Yani işte yollar, köprüler, hastaneler... Ya abi şimdi her şey... Sosyal manada bazı faaliyetler. Şey abi. Bunlar yapması güzel bir şey. Bunları yapmakla beraber biz sorunun bunlardan olduğunu bahsetmiyoruz. Bir sene önce ben Ankara'ya babamı getirdim. Gözünden rahatsızdı. Ankara'ya getirdim. Saat 3'te gittim sıra almak için. Vallahi. Saat 3'te gittim sıra almak için. Ama şimdi varıyorsun hemen muayene oluyorsun. Sıraya giriyorsun abi. Sıran geliyor çağırıyor muayene oluyorsun. Bunlar insani olarak. Çıkaramıyorsun ya. Şimdi onları inkar edemeyeceğin. Ama çalıştığında iş de var. Ben 50 yaşından çalışıyorum. Çalışan iş var abi. O geçinemiyorum diye yalan ya. Geçinemiyorum demekten öte şöyle bir şey. Mesela sıkıntılı bir zaman dilimi. Mesela bugün kiralar olmuş 2000 lira, 3000 lira. Yani bir insan kirada duruyor ise, bir de çoluğu çocuğu var ise, ailesi var ise, geçimi daha da zorlaşmış diyebilir miyiz? İlla ki zorlaşır da çalıştığın önceden de aynıydı ya. Baştaki insanlar acaba bu kadar zorlanıyor mu? Zorlanmaz. Nasıl zorlanacak? Yani zorlanmamaları sizce bir halk olarak bir tepkiye neden olması gerekmiyor mu? Bunlar ne zorlanacak ki? Bunlar unu kuruyor, tuzu kuruyor.
Ama işte biz toplumsal olarak bir şey var. Yani bahsettiğimiz şey aslında... Sen dedin ya, ya bu AK Parti niye oy verdi falan gibi. Onun iyiliklerini görüyor ondan. Yok. Ama İslam'a göre hüküm Allah subhanahu ve teala'ya ait diyor Kur'an. Ve Allah subhanahu ve teala kitabında diyor ki kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Bir Müslüman isek biz nasıl mesela bugünkü laik demokrat partilerle yöneteceğini ya da küfür rejimiyle, küfür sistemiyle yöneteceğini söyleyen insanlara nasıl oy vereceğiz? Kim küfür ediyor abi? Küfürden kasıt İslami bir küfür. Yani insan dinden çıkartan küfür. Kafir yapan küfür. Allah onu kim diyorsa yanlış yapıyor yani. Onu nasıl İslam'a karşı. Siz oy kullandığını söylüyorsunuz ya. Ben de diyorum ki mesela Kur'an'a göre hüküm Allah'a aittir diyor. Evet. Bugünkü sistem ise kendi hükmünü koyuyor ve Allah'ın hükmünü bir kenarda bırakıyor. Allah diyor ki hükmünde hiçbir ortak kabul etmez. Bunlar kendilerini Allah'ın subhanahu ve teala'nın yanına hüküm koyucu koyuyor. Allah diyor ki Rab benim, Rab kanun koyucu demektir. Bunlar diyor ki demeseler dahi biz de kanun koyarız diyerek zaten Rab'liği kendi üzerlerine almış oluyorlar. Böyle bir durumda da insanlar resmen Rab seçmiş oluyor oy kullanarak. Bugün bir Müslüman nasıl bu partilere gidip de oy verebilir diyoruz? Şimdi şöyle, bu altılı koalisyon oldu ya, altılı mı yedili mi işte. Bunun HDP'lisi de var, bilmem, Kılıçdaroğlu'su da var. Bana iyi göster de oraya gideyim. Bundan... İyi İslam. İslam'ı sunmadıklarından dolayı, yani birileri size doğruyu sunmadığından dolayı yanlışı kabul eder misiniz? Yanlışı illaki kabul etmeyiz ya. Bugün bize yanlışı devamlı sunuyorlar, doğruyu sunmuyorlar. Yani İslami sandık koymuyorlar. Diyorlar ki tek tip sistem var, laik ve demokrasi sistem ve birisi seçmiş bu anayasayı. Bu anayasanın içerisinde seçin seçebildiğiniz kadar diyorlar. Bu demokrasi mi ya da bu bize seçme hürriyeti mi? Seçme hürriyeti. O veriliyor mu? Seçme hürriyeti ya. İslam'ı size sunmuyorlar. Ya oy kazanayım diye illaki onu yapıyorlar. Kim olsa yapıyor onu. Yani mesela bugün Hristiyanlıkla bugünkü memleket yönetilse Hristiyanla yöneteceğini söyleyen insanlara oy verir misiniz? Ya verir miyim ona ya? Niye demokrasi laiklikle yöneteceğini söyleyen insanlara veriyorsunuz? Onu söylemezler sanmıyorum ya. Ama bugün demokrasi ve laiklikle yönetiyorlar memleketi. AK Parti de bunun içinde. Değil değil. AK Parti neyle yönetiyor? Değil değil. Mesela şu an neyle yönetiyor AK Parti? Kendi şeyle yönetiyor, hükümüne yetiyor işte. Tamam, hangi hükümler, hangi anayasaya dayanarak? Cumhuriyet Anayasası'na. Anayasaya dayanarak yürütüyor ya. İşte Allah da diyor ki benim anayasam var diyor. Sen benim anayasamı nasıl bir kenara atarsın da? Hazreti Ömer'in adaletinden girmeye çalışıyorsun da o adalet nerede? Kur'an'da. Kur'an'da da şimdi öyle bir yaşam yok. Yaşamın olup olmaması bizi ilgilendirir mi? Kur'an ortada. Biz ona zaten göre yaşayacağız. Yaşamın olmaması ya da doğrunun olmaması bizi yanlışa itmemesi lazım. Adam da yaşamıyor, ne yapacak bunu? Biz kendimizden bahsediyoruz ama. Aa diyorum, sen de B diyor. Nasıl olacak bu? Siz dediniz ya, ben mesela Müslümansınız, doğru mu? Elhamdülillah. Müslümanlığa göre yaşamamız gerekli değil mi? İlla ki. Mesela birisi demokrasi, demokrasiye göre ya da Hristiyansı, Hristiyanlığa göre, Yahudi ise Yahudiliğe göre, değil mi? Bizim kitabımızda, İslam'da, Kur'an'da bize diyor ki hüküm Allah'a aittir. Eğer Allah'tan başkasına sen hükmü verirsen, gider oy kullandın mesela. Ne yapıyorsun mesela? Hüküm koyucu seçiyorsun ya da hükmedici seçiyorsun. Ben de soruyorum, diyorum ki bu hükmedici neyle hükmedecek? Kur'an'la mı hükmedecek? Evet, Kur'an'la hükmedecek derlerse tamam, sıkıntı yok, oy at. Ama Kur'an'la hükmetmeyecek. İsviçre'den, İtalya'dan, Almanya'dan getirdikleri anayasayla adına da Türkiye Cumhuriyeti anayasası koydu. Buna göre yönetecek dediği zaman orada dur derim. Ben bir muvahhidim, Allah'ı birlerim, Allah'a şirk koşmam demem lazım. Diyemiyor işte. Niye gitmeseniz sizi zoruna mı götürüyorlar? Öbürü A diyor, ben B diyorum, öbürü C diyor. Ondan bir araya gelemediğimizden oluyor bu. Anladın mı demek istediğimi? Yok yok, sizi zorla mı götürüyorlar? Yok, zorla kimse götüremez ki. O zaman gitmemeniz gerekmiyor mu? Gerekiyor. İnancınıza uygun bir şekilde yaşamanız için, doğru mu? Yani o zaman hüküm Allah'a ait dediğimiz zaman ya Allah'ın razı olduğu sistemi koyun önümüze diyeceğiz. Değil mi? Yani yapan kim? Yapmayan yoksa biz de icabet etmeyeceğiz. Ne yapacak o zaman? İcabet edilmeyen bir dükkan kapatılır mı bir zaman sonra? İlla. Mesela müşterisi olmayan bir dükkan. Kapatılır. Bugünkü toplum olarak da bunu yapmamız gerekli değil mi? Yani öbür gün diyecekler ki ulan bizim sistemimizi tanımıyor ki bu topluluk diyor. Bu topluluk kendine Müslümanım diyorsa o zaman bu topluma göre yaşayalım diyecek. Ama bu toplum bu sistemi icabet ettiği sürece bu sistem iyice kendisine özgüveni oluyor, iyice güveni oluyor. E çıkıyorlar demokrasi, laiklik, Atatürkçülük, Kemalizm konuşuyorlar. Konuşuyorlar, ne yapacağım? Önüne geçemiyor ki. Siz ama kendinizden bahsediyorum. Ben bugün toplumdan bahsetmiyorum. Siz bundan sonra oy kullanırken bir daha düşünecek miyiz yani? İlla ki düşünüyorum. Yani kullanır mıyız AK Parti'ye? Kullanırım. Az önce dedim ki hükümle alakalı. Yani şirk koşsak da. Şimdi iyi göremiyorum ben. Ama Allah subhanahu wa ta'ala buna şirk diyor. Yani Allah'a ortak koşmak. Yani ebedi cehennemlik diyor. Ebedi azabı göre göre, göz göre göre gidip oy mu kullanacağız? İyi göremediğimden mecbur. Cehenneme gireceğiz. Onu Allah bilir.
Ama şirk bu. Ya illaki günahı vardı, onu bilemek Allah bilir. Yok yok, mesela birisi şurada zina yaptı ya da hırsızlık yaptığında ne dersiniz? Bu haramdır. Eğer tevbe etmezsen? Tabii. Cehenneme girersin, doğru mu? Doğru. İslam'daki şirk dediğimiz şey insanı müşrik yapan, yani Allah'a ortak koşan bir fiil. Bu ise ebedi cehennemliği gerektirir. Allah diyor kitabında, Allah şirk koşanı asla bağışlamaz. Bunun dışında olanları ise dilediği kimse için bağışlar diyor. Hükmü Allah'tan başladı. Mesela şu ağaç her şeyi duyar dediğim zaman Allah'a ortak koşmuş olurum. Şu ağaç her şeyi görür dediğim zaman Allah'a ortak koşmuş olurum şu ağacı. Allah'tan başkasında da hüküm hakkı verdiğim anda Allah subhanahu aleyhi şirk koşmuş olurum. Bunu bile bile ahiretimizi, sonsuz hayatımızı yakmamıza rağmen gidip oy kullanır mıyız? Beni anlıyorum da seçenek yok, seçenek. Seçenek var aslında. Allah kitabında şöyle diyor. Diyor ki ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani dünyaya ben, bana kulluk edesiniz, bana boyun eğesiniz, bana itaat edesiniz, bana isyan etmeyesiniz ve bana karşı muhalif yaşamayasınız diye gönderdim diyor. Ben de yapacak bir durum yok yani şu anda. Ama bu ayette göre yapmamız gereken şey, örnek söylüyorum. Şurada bir tane adam bıçaklasalar. Doğru mu? Şurada adam bıçaklıyorlar. Ben de sizin elinize bir bıçak versem. Desem ki git şu adamı bir de sen bıçakla desem. Sen desen ki olur mu? Ya 10 kişi bıçaklamış, 100 kişi bıçaklamış. Bir bıçak da sen vur desem yapar mısın? Yapmaz, niye yapar? Niye yapıyorsunuz? Ya olur mu? İnsan o da sonuçta zaten bıçaklamış. Bir de vurmuşsa bir de sen mi vuracaksın? Yani toplumun yaptığı bu yanlışı baz alıp da siz yapmazsınız, doğru mu? Yapmayız. O zaman ne yapmazsanız oraya gitmezsiniz. Gitmeyeceğim de. Gitmezsiniz, doğru mu? Gitmeyeceğiz tabii. Demezsiniz ki ne yapalım, elimizden bir şey gelmiyor, gidip bir bıçakla ben vurayım demezsiniz. Yok canım, öyle. Şirk dediğimiz şey bundan daha da büyük bir zulüm. Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat verirken, ey oğulcum sakın Allah'a şirk koşma, şirk azim bir zulümdür. Yani büyük bir zulümdür diyor. Yani zulmün en büyüğünü yapıyorsunuz mesela bu şekilde. Oy kullandığımız zaman, hükmü Allah'tan başkasına verdiğimiz zaman. Evet, doğrusun, haklısın da yapacak bir şey yok yani. Amca sizi biri zoruna götürüp yapacak bir şey yok derken neyi mesela kastediyorsunuz? Ya sen diyorsun ki hangisine oy vereceğini diyorsun, hangisini şey yapacağını diyorsun ama bir bakıyorum. Yani Allah'ın rızası var ortada yani, onu söylemeye çalışıyorum. Mesela örnek söylüyorum, ben size gelsem desem ki sen bir kumarbazsın, sen bir içkicisin, sen bir sarhoşsun, sen bir affedersin kadın satansın desem bu hakaret olur mu? Olur tabii canım. E peki bugün sistem bu bahsettiğimiz şeyi tek tek yapıyor, sizin verdiğiniz oy ile bunları icra ediyorlar. Bu olmasa başkası yapmayacak mı? Başkası yapsa dahi sizi bu aklamış olur. Siz buna destek vermemiş olacaksınız. Şu örneğe yine döneceğiz. Orada onlarca insan bıçaklıyor. Size de ben bıçak verdim. Siz bunu bıçaklamazsınız. Başkası bıçaklamayacak mı derler. Allah düşünmeyi nasip etsin diyelim. Şu söylediklerimizi bir düşünün isterseniz. Hadi sağ olun. Çok teşekkürler. فقد والعين تدمع والضماير في وني خايف من البعد ياخذ بيننا عهد وسنين